Biraz da karşılık beklemeden bir iş görmeye, ettiğiniz iyiliği iyilik saymamaya alışın diyor. Merhaba arkadaşlar, ben Hülya Habbabi. Uzun bir süre sonra, hakikaten uzun oldu, 3-4 ay demeyelim de 2-3 ayı buldu. Uzun bir süre sonra ben yine kendi mütevazi odamda sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyorum. Umarım iyisiniz. Umarım diyemiyorum çünkü artık hepimiz birbirimizi ruh halinden anlar olduk. Hepimiz aynı hayatı ve hepimiz aynı tedirginliği yaşadığımız için. Ama iyi olmayı, iyi olacağımızı düşünerek yaşamaya alışmak zorundayız. Biliyorsunuz ki en son videomuzu yaparken paylaşamadık. Çünkü deprem şehit haberleri ve ardından dünyayı, insanı ve insanlığı tehdit eden koronavirüs ya da dilim direkt İngilizceye kayıyor, koronavirüs. Koronavirüs hastalığı, COVID-19 maalesef dünyayı ve insanlığı aslında hepimizi tehdit eden bir hastalık. Ama arkadaşlar ne yapıyoruz? Unutmayın, ne yapıyoruz? 3 maddeye çok dikkat ediyor. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Maske, sosyal mesafe ve en önemlisi temizlik. Kişisel temizliğimiz olsun, çevremize, dünyamıza olan yaklaşımımız, temizliğimiz olsun. Bu üç kurala, bu üç altın kurala çok dikkat etmeye çalışacağız ve edeceğiz de. Ama gördüğüm üzere kimse pek dikkat etmiyor. Lütfen ikinci dalga yaşamadan, ikinci dalganın tekrar gelip binlerce insanı mağdur etmeden önlemleri bizler alalım. Ve bu hastalığı nasıl ki çat kapı ansızın geldiyse, ansızın geldiği gibi göndermek de bizim bilinçli ve dikkatli davranmamıza bağlı. Lütfen bunu ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bugün uzun bir zaman sonra Nurullah Ataç'la sizlere merhaba demek istedik. Biliyorsunuz ki Nurullah Ataç 1898 ve 1957 yıllarında dünyaya gelmiş ve o günden bugüne kadar insanlığa, edebiyatımıza çok ama çok faydası dokunmuş Cumhuriyet yazarlarından birisidir. Nurullah Ataç dilin arınması yolunda büyük çabalar vermiş ve gerçekten bir hayatına baktığınız zaman bir Google'a girip hayatını bir indirip okuduğunuz zaman gerçekten boş geçmemiş bir ömüre tanık olacaksınız ve gerçekten dilimize, zamanımıza ve edebiyatımıza emek vermiş bir emektardır kendisi. Düz yazıda yaptığı çevirilerle sanat akımlarını tanıtıp yaygınlaşmasını sağlamış bir yazardır. Çok önemli bir konudur aslında bunu. Biraz iyi dinlerseniz gerçekten diyorum ya, faydası çok ama çok fazla olan bir yazar. Diyeceksiniz ki Hülya ve Nurullah Ataç'ı ne kadar seversin? Çok seviyorum. Çünkü Nurullah Ataç bugün Türk edebiyatında devrik cümleleri yazı diline döküp hayatımıza sokan bir yazardır ki ben normal hayatımda bile devrik cümle kullanan bir yazarım. Maalesef maalesef öyle bir yazarım. Nasıl sevmem Nurullah Ataç'ı siz söyleyin. Çok eserleri vardır ama kendisinin başlı başına hani bilinen, "Aa, bu Nurullah Ataç'ın eseridir" dediğimiz çok önemli 4 eseri var. Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze ve Okurlarıma Mektup adında eserlere sahiptir kendisi. Sevgiyle ve minnetle anıyoruz sevgili Nurullah Ataç'ı. İyi ki edebiyatımızda, iyi ki onun başarına tanık olmuş bir yazarım. Ve gerçekten sözlerini okuduğum zaman da kalemindeki farklılığı, o edebi tadı, o edebi şerbeti alabiliyorum. Gerçekten çok güzel sözleri var. Mesela şu söz mesela benim çok hoşuma gitmişti. Çocuk babasının, amcasının okuduğunu görmemiş ki kendisi de okuyup özenip okusun. Çok önemli bir söz aslında. Ben kendimi beğenmem demek de kendini beğenmekten gelir. Bu sözü çok kullanıyorum. Hakikaten kendini beğenen bir insan değilim ama bu sözü çok kullanıyorum. Demek ki küstahlık yapmışım çok çok çok. Ama olsun, küstahlık da iyidir. Ak kağıdın üstünde kara de harfleri seçebilmek bir üstünlük değildir diyor sevgili Nurullah Ataç. Arkadaşlar uzun bir zamandan sonra bugün sizlere bir merhaba demek istedik. Bir camınızı tıklatıp hadi bizi izleyin demek için önünüze, huzurumuza geldim. Bu mütevazi odamda, bu şirin odamda Nurullah Ataç'la geceye bir sayfa açıp tekrar Nurullah Ataç'la sayfamızı kapatarak önümüzdeki zamanda yeni bir yazar hakkında konuşup kısa bilgileri vermek üzere şimdilik benden bu kadar. Nurullah Ataç'ın belirli sözlerini tekrar sizlerle önümüzdeki zamanlarda okuyup paylaşacağım. Ama biliyorsunuz ki sevgili
sevgili Ömer Faruk Avcı arkadaşımız o tok, o muazzam sesiyle bu videonun sonuna bir Nurullah Ataş şiiri muhakkak okuyacaktır ve okumuştu zaten. Ben bu programı yapmadan bana zaten şiiri okuyup göndermişti. Onun sesinden güzel bir şarkı diyorum. Onun sesinden güzel bir şiir dinleyeceksiniz. Muazzam bir tat bırakacak kulaklarınızda. Ve arkadaşlar biz aramıza bir kişi daha aldık. Gökhan Demirci sevgili dostum, çok ama çok kalbi güzel bir adam o. Onun da videolarımızda bundan sonra emeği olacak, desteği olacak. Kendisine şimdiden ben çok teşekkür ediyorum. Yani küçük bir odada üçlü bir ekip olduk. Sizlerle önümüzdeki zamanlarda daha sık sık karşı karşıya geleceğiz. Sadece bu olaylar, bu durumlar biraz şekil alıp biraz düzelmesini bekledik. Ben de öyle yaptım ama bundan sonra ihmal etmeyeceğim. Devamlı mesajlar geliyor. Yeni video var mı? Yeni video var mı? Videolar olacak. Keza biraz daha kendinizi kontrol edin. Bu hastalık tamamen bittiği zaman benim dışarıda da sizlerle belirli programlar ve videolar yapma gibi bir talebim var. Ama şimdilik bu odamda gecenin sayfasını sevgili Nurullah Ataç'la kapatırken bizleri Twitter'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sosyal medyadan Hülya Habbabe sözlerine ve Hülya Habbabe'nin kendi sayfasına ulaşabilirsiniz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Lütfen bizleri YouTube'dan yani buradan abone olmayı, destek olmayı ihmal etmeyin. Desteklerinizi bekliyor olacağız. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda güzel bir yazarla, güzel bir muhabbette buluşmak üzere. İyi akşamlar. Nereden bileceksin? Şehrin sokaklarında kaybolan ışıkların gözlerim olduğunu. Her seher yüreğimde açan karanfillerin, her akşam ellerinde sararıp solduğunu nereden bileceksin? Kim bilir, belki bir gün kapıma geleceksin. Siyah tüylü martılar yorgun pencerelerde. Bakışları yanacak kırılgan fenerlerin. Benimle ağlayacak, benimle güleceksin. Bilemezsin, içimde bir denizdir yaşamak. Sen denizin en uzun noktasında şen şakrak. Ben kırgın dalgalarla avunurum derinde, gemilere yosunlu mendiller bağlayarak. Nereden bileceksin? Fesleğen köklerinin hercai bulutlardan bakıp usandığını, ansızın kayıveren yıldızların ardında vuslatını bekleyen bir kalbin yandığını nereden bileceksin? Kim bilir, belki bir gün kapıma geleceksin. Kollarında rüzgarlı bir deprem karanlığı. Kapı aralığından sessizce gireceksin. Işıldayan bir gönül şahikası önünde el pençe divan durup sen de eğileceksin. Nereden bileceksin? Kayalara tutunan devlerin birer birer vurulup öldüğünü, rüyaları süsleyen eşsiz mücevherlerin bir dervişi görünce yere döküldüğünü nereden bileceksin?